Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü videomuzda MA233 ortalamasından tepki vermeye çalışan hisseleri daha önce paylaşmıştım. Bu hisselerin son durumlarıyla alakalı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Hemen listemizin ilk başında Aselsan hissesi var. Aselsan hissesine baktığımızda teknik açıdan MA233 seviyesi olan 21.64'lerden verdiği tepkiyle birlikte hisse fiyatlaması 22.46'lara geldi. Bu bölümde 22.54 seviyesinde MA21 seviyesinin üzerine kapanış yapamadığını görüyoruz. Bu da hissede yatay destek alanıyla birlikte 22.12 ve 22.54 arasında bir sıkışıklığa neden olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü hacimli bir şekilde aşabilirse, özellikle günlük hacim ortalaması 35 milyonlarda olan hissenin bu hacimli bir şekilde bu bölgeyi aşar da aylık pivot noktasına gelir, test eder, hatta üzerinde kapanışlar yapmasıyla birlikte hisse fiyatlamasında bir uyanış gerçekleşebilir. Teknik açıdan bu bölgeyi kritik olarak değerlendirmeye çalışıyorum ben. Yani kritik bölge olarak değerlendiriyorum. Bu bölgeden aşağı dönüş yaparsa tekrar 22.12 önemli destek alanı olacak. Eğer kırılırsa teknik olarak tekrar 21.66 seviyesine doğru geri gelme ihtimali söz konusu olacaktır. Aselsan hissesinde görüntü itibariyle baktığımızda üçgenin içerisinde alt bölüme doğru gidecek mi sorusunu insanın aklına getirmiyor değil. Zira baktığımda hacimler ortalamanın oldukça altında kalıyor. Yani bu bölgede artık fiyatın bir zemin oluşturup buralardan tepki verebiliyor olması gerekirken güçlü tepkiler alamadığını, her yukarı gidişte aşağı doğru satışlar yediğini görüyoruz. Bu da hisseyi negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Güçlü alımların gelmediğini görüyoruz teknik açıdan. İlk etapta dediğim gibi 22.54 MA21 üzerinde kapanış yapması gerektiğini tekrardan hatırlatalım. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyel devam edecek olursa bize burada klasik olarak bir W şekli çizip üst 29'lu bantlara gitmek isteyecektir. Önünde dirençleri burada ama ilk etapta dediğimiz gibi 23.40'lardaki bulunan dük hattına doğru bir ilerleme gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatmış olalım. Enerjisel hissesine geliyoruz. 2 gündür zaten Twitter'da da paylaşmış olduğumuz hissede fiyatlama yukarı yönlü, dediğimiz gibi ortalamanın üstüne çıktıktan sonra bugün 14.01 aylık pivot değerinin de üzerine hızlıca bir çıkış yaptı. Düşen kanal içerisindeki bulunan minör düşen kanal diyelim, bu bölgeyi mavi direnç hattını kırdı. Bunun üzerinde kalıcı olup olmaması önemli olacaktır. 14.30'lu fiyatlarda tutunup, hatta şöyle biraz daha aşağı baktığımızda 14.17'ye kadar bu bölümlerde tutunuyor olması hisse fiyatlamasının kanal direncine doğru gitmesine sebep olabilir. Onun üzerinde zaten 14.82 R1 seviyesi var, aylık R1 direnci. Teknik açıdan geriye çekilmelerde 14.23, 13.83, 5 günlük EMA ortalamamız, bunun üzerinde kalıcı olunması hisse için önemli. Bahsettiğimiz hacimsel güç, bakın enerji de çok güzel ortaya çıkmış. Hani bir önceki incelememiz olan Aselsan'da da bu tür hacimsel güçlenmeleri görmemiz lazım. Fiyat yukarı doğru ufak ufak giderken hacimlerin de böyle yeşil çubuklar yaparak yukarı yönlü potansiyelini arttırarak devam etmesi, yani fiyatı destekliyor olması büyük önem arz eder. Bu bölgede ERASA'yı güçlü şekilde 50 hattını kırar, düşen hattını kırdırdığı zaman hisse fiyatlamasında farklı değerlendirmelere yol açtığını net bir şekilde görüyoruz. Böyle gaplı açılışlar, hızlı kaçışlar gerçekleşebiliyor. Teknik açıdan baktığımızda Enerjisa'nın bugünkü hareketi oldukça pozitif. %5'lik bir hareket yapmıştı. Şimdi ufak ufak bir geri çekilme alanını oluşturduğunu görüyoruz. Tabi bu hareketler saatlik periyotta hisseyi ERASA'yları tavan yaptırdığı için buralarda düzeltme ve geri çekilme fiyatlamaları yapılabilir. Ufak filamalar, ufak düzeltmelerle hisse kendi yoluna devam edecektir diye ümit ediyoruz. Trend desteğine sabit atıp, yani trend desteklerini çekip takip etmekte fayda olacağını zaten her zaman ifade ediyoruz. Evet, Ereğli hissesine gelelim arkadaşlar. Ereğli hissesinde biliyorsunuz daha önce defalarca söyledik. 29.73, yani 30'lu fiyatlara doğru bir atak yapma ihtimalinden ben sürekli söz etmiştim. Klasik olarak 1-2-3-4-5 hareketi bekliyordum zaten. 4. adımı buraya kadar uzatabilecek mi bilmiyorum. Yavaş yavaş yataya doğru sarmaya başladığını görüyoruz. RSI'nin de gücünü kaybetmeye başladığını, buradaki hacimsel gücün bu fiyatlamayı yukarı doğru desteklemediğini görmeye başladık ufaktan. Bugünkü hacim de yetersiz bir durumda. Ufak ufak ters çekiç mumlar yaparak
yataya doğru sarma eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Bu bölgede ya tekrar bir aşağı geri salınım yapıp bir alt desteğe 27-28 seviyelerine kadar geri çekilip bu bölgede bir güç toplayıp tekrar yukarı doğru atak yapma eğilimi gösterecektir. Aksi takdirde eğer geri çekilme devam ederse özellikle 27'li fiyatların altına sarkma halinde tekrardan 26'lı seviyelerde bulunan MA233'e doğru geri çekilme alanı oluşturabilir. Bu noktaya dikkat etmek gerektiğini hatırlatalım. Yine teknik olarak yukarı yönlü potansiyelin devamı için ise şu anki bulunduğu mevcut durumu koruyarak 28-24 seviyelerin üzerinde kapanışlar yapmaya devam edip 29-73 seviyesini hacimli şekilde kırabilirse üst banda doğru gitme eğilimi gösterebilir. Tabii ki bu bölümde 30'lu fiyatların üzerinde belli bir seviye olan şuradaki düşük seviyenin üzerine de çıkış yapabilirse hissede güçlü bir toparlanma görebiliriz ama teknik olarak yani şu oradaki hacimlere bakarak son durumu incelediğimizde yani çok mümkün göremiyorum onu. Sanki dinlenmeye devam edecek bir pozisyonuna sahip olduğunu düşünüyorum. Ereğli lisesinde yani 29-73 direncine doğru bir gidebilirse ilk etapta başarı olarak bunu değerlendirebiliriz. Teknik açıdan şu anki pozisyonda 28-14, 27-94 yakın destek seviyeleri olarak takip edilebileceğini ifade edelim. Kardemir MA233 altına sarktıktan sonra toparlamaya çalışıyor hisse fiyatlaması. Teknik açıdan bugün 5 günlük ortalamanın üzerinde işlem yapan hisse fiyatlaması Hulyüz'ün de üzerine atma eğilimi içerisinde. Bu bölgede önünde 11-18 ve 11-23 dirençleri var. MA233 üzerine atabilirse hisse fiyatlamasında düşen kanal direncine doğru bir hareketlenme, aylık piyot değerine doğru gidebilme potansiyeli ortaya çıkabilir. Ama bunda da zaaf olarak gördüğümüz hacimsel gücün çok zayıf kaldığını görüyoruz. Bakalım bu hacimsel güç kendini toparlayıp fiyatlamayı yukarı doğru ittirebilecek mi? Teknik açıdan görselde ben daha önce geçmişte yapmıştık olduğumuz çalışmada bir obo çalışması olduğunu söylemiştik zirve bölümde. Bu obo çalışmasının sağ omzunu yapabilmesi için hani 12'li fiyatların üzerine 13'lü fiyatlara kadar gidebilme ihtimalinden bahsetmiştik daha önceki yorumlarımızda. Bu bölgeyi aşarsa dediğimiz gibi kritik bölge 11-23 üzerine çıkabilirse ise fiyatlaması bu bölgeden gelen alımlarla teknik açıdan 12-44, 13'lü seviyelere doğru gidebileceğini düşünüyorum. Buradan sonrasını trend desteği olarak takip edeceğiz. Yukarı yönlü gidişat devam eder mi yoksa kırılır mı? Net bir şekilde o zaman söyleyebiliriz. Teknik açıdan şu an için hisseye baktığımızda bu yüz direnci olan 10.90'ın üzerine atmaya çalışan bir görüntüye sahip. Hacimler işte kötünün iyisi. Yani baktığımızda şöyle 25 milyonluk günlük hacim olduğunu görüyoruz şu an için. Yukarı yönlü normal şartlarda 69 milyonluk hacimler yapan hisse fiyatlamasında bu hacmin şu an için ortalamanın altında kaldığını söyleyebiliriz. Pozitif yönde söyleyebileceğimiz wave trend aşırı satım bölgesinden çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde RSI'nin da 30'lardan tepki aldığını ve yukarı doğru hareketlenme yaptığını görüyoruz. Teknik açıdan bu kendi ortalamasının üzerine atması tabii ki hisse için pozitif. Umarım dediğimiz bahsettiğimiz direnç bölgelerini geçerek yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Petkim hissesi daha önceki grafiklerimizde bahsetmiştik. Şöyle bir 4 saatlik grafikte Tobo çalışması yaptığını ifade etmiştim. Birebir uymasa da yakın derecelerden dönüp üst direnci bugün boyun hattını bir test ettiğini görüyoruz. Kırılımı gerçekleştiremedi fakat teknik açıdan baktığımızda 9.10 seviyelerini gördüğünü görüyoruz hisse fiyatlamasının. Bu da hisse için pozitif. Özellikle hacmin böyle güçlü bir şekilde yukarı doğru atak yapmasını önemli buluyorum teknik açıdan. Baktığımızda günlük hacim ortalamasının 44 milyonda şu anki işlem hacminin 36 milyonda olduğunu, 37 milyona dayandığını görüyoruz. Bu da hisse için önemli bir katkı sağlayacak görüntü. Eğer bu şekilde devam edebilir ve bahsetmiş olduğumuz 9.07 seviyelerinde bulunan boyun hattının üzerinde kapanış yaparsa teknik açıdan yukarı yönlü bu Tobo'nun çalışma ihtimalinin çok güçlü olduğunu, Tobo kırılımının devreye gireceğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde bu bölgede RSI 50 seviyesinde kırılıp yukarı doğru hareketin devam etmesi gerektiğini ifade ettikten sonra hemen yakın destek bölgesi olarak 8.90, 8.88, 8.87
hareketini hatırlatmış olalım. Biz hisseyi paylaştığımızda daha önceki geçen haftaki paylaşımda yanlış hatırlamıyorsam 8.34'lü seviyelerin altındaydı, buralardaydı ve buradan gelen dönüşle birlikte hisse teknik açıdan güzel bir atak yaparak aslında 9.06'ya kadar %10'luk bir prim üretmiş durumda ve şu anda bu primi de daha da yukarı doğru çıkartma amacı güttüğünü görüyoruz. Evet, şok marketler. Bu şok marketler ise senenin de alt bölümde trend desteğinin altında yakalamıştık arkadaşlar. 12 liranın altında ilk çizdiğimizi hatırlıyorum. MA 233 seviyesinin üzerine attıktan sonra hızlı bir yukarı kaçış yaptı teknik açıdan. Yani hızlı dediğim çok da hızlı değil tabii, grafiksel olarak hani böyle büyük mumlar yaptı ama 2 gündür de burayı sindirmeye çalıştığını görüyoruz. RSI da ve kendi ortalamasına doğru da bir çekilme eğilimi gösterebilir. 13.07 üzerinde kapanışlar yaptığı sürece şok market üst dirençlerine doğru gitmeye çalışacaktır. Yakın destek bölgeleri olarak zaten 12.84, 12.68 seviyeleri hisseyi destekçi olarak günlükte takip ediyoruz. Affedersiniz. Evet, yine Türkcell listesine geldik. Türkcell listesi biliyorsunuz arkadaşlar bugün temettüsü vardı. Temettü gerilemesiyle birlikte hissede bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Bu noktada hisse fiyatlamasının bakalım tekrar bu bölgeden hızlıca bir kaçış yapıp bizim bahsettiğimiz değerlere gelebilecek mi? Şimdi haliyle bu bizim çizmiş olduğumuz tobanın çizgileri değerleme ile birlikte oynamış durumda teknik açıdan. Bunları düzeltmemiz gerekecek. Şöyle toba bizim bir alt bölgeye kaymış oldu. Destekler de değişti tabii ki. Yani teknik açıdan yine klasik olarak sağ omuzun içerisinde bir hareket yatayda oluştuğunu görüyoruz. Bu noktada hisse fiyatlamasının boyun hattı olarak söyleyebileceğimiz 17.70 değerinin üzerine atabilirse üst direnç bölgelerine doğru gitme ihtimali söz konusu olacaktır arkadaşlar. Yakın destek noktalarını belirlemek için hemen şöyle günlük periyoda geçip sistemdeki EMA 5.21 seviyelerine baktığımızda 17.25 ve 17.12'nin yakın destek seviyeleri olduğunu, üst bölümde 17.90'da klasik olarak bizim bu EMA 233 direncinin bulunduğunu hatırlatalım. Hisse ilk etapta buranın üzerine kendini atmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Tekfen listesine giriyoruz. Tekfen listesinde biliyorsunuz şu bölgede paylaşmıştık. 19'lu seviyelerden sonra hızlıca yukarı doğru bir gitmiş, bir tur burada satmıştık hatırlayanlar bir ay önce. Daha sonrasında aylık piyot değeri üzerinden verdiği tepkiyle birlikte tekrar pozisyona girmiştik ve buradaki filamanın aktif olabileceğini işaret etmiştik. Teknik açıdan geçtiğimiz günlerde ben hisseyi kendi elimden çıkardım açıkçası. Zira bir yorgunluk hissettiğim için ve şuradaki hacimlerin artık zayıflamaya başlayınca ters çekiç mum gelince açıkçası satmayı öngördüm. Teknik olarak 5 günlük ortalamanın üzerinde durduğu sürece hisseyi taşımakta bir sakınca yok. Ama altında kapanışlarda ise geri fiyatlama yapabilir, kendine yeni bir filama üretebilir veya bir alt bölümdeki aylık piyot değeri olan 24-20 seviyesini, R1 seviyesini bir destek olarak kullanabilir. Bu bölgelere dikkat etmek gerektiğini ifade ediyorum. Yine takip ettiğiniz trend çizgilerini, trend kanallarını her zaman için kullanmayı devam etmek lazım. Bu trend ihlali halinde hissede stop olunabilir. Bunlar tabii hisseyi alanların kendi tercihleri olarak bırakmakta fayda var. Teknik açıdan hisse fiyatlamasının 24.20 üzerinde kaldığı sürece 26.78 seviyesine doğru gitme eğilimi göstereceğini söyleyebiliriz. Yine EMA 230 seviyesinden hızlı tepki vererek yukarı doğru hareketlerini bir haftadır devam ettiren hisse fiyatlamasında 7.51 seviyesini de üzerine atan, bugün hatta daha yeni paylaşmıştım Twitter'da arkadaşlar Teknosa hissesini. Dün 7.40'lı seviyelerden bugün 7.51 seviyesinin test edilebileceğini ifade etmiştik. Bugün yine aynı şekilde baktığımızda hacimsel gücüyle birlikte 7.51-7.52'yi test eden hisse fiyatlamasında teknik açıdan bu bölgeyi kırar da yukarı doğru dük hattını da kırıp geçebilirse hissede
Mevcut durumda bir filama aktif hale gelecek ve bu filamanın baktığımızda hedefi de 10 liranın üzeri gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım filama kırılımı gerçekleşecek mi yoksa burada gelen satışlar karşılanamayacak mı? Yani şu bölgede filamanın kırılımında gerçekleşecek satışların kar satışlarının karşılanıp karşılanmayacağı çok önemli olacak. Bu sebepten ötürü de hisse fiyatlamasında destek bölgesi olarak 7.37'nin önemli destek bölgesi olarak olduğunu hatırlatalım. Şimdi mevcut durumda Türk Telekom hissesine geldik. Bizim beklemiş olduğumuz filama kırılımı daha öncesinde MA233 seviyesinde ikili bir dip çalışması yaptığını ifade etmiştik. Bu bölgeden yukarı doğru gelen tepki bizi 9.22 aylık pivot değerine kadar götürdü bugün. İşte klasik olarak bahsettiğim hareket bu arkadaşlar. 9.22 seviyesi aylık pivot değeri güçlü bir direnç. Bu bölgede gelen satışların karşılanıp karşılanmayacağı önemli bir nokta oluyor. Şu an için 9.09 seviyesinde teknik olarak baktığımızda hisse fiyatı 9.27 aslında. 9.22'nin de üzerinde güçlü bir hareket alanı oluşturmuş ama hacimlerin gördüğünüz gibi yukarı yönlü alım hacmi desteklenmemiş ve şu anda hisse fiyatlaması aşağı doğru kar satışları yapıldığını görüyoruz teknik açıdan. Bu da hisseyi muhtemelen saatlik periyottaki geri çekilme ve bir onay alma çalışmasına sebep olabilir. Bu noktada saatlik periyotta alt bölgede MA230 seviyesi 9.02'lerde olduğunu görüyoruz. Buraya kadar hisse çekilip bir onay alma çalışması yapabileceği gibi teknik olarak baktığımızda şurada bir solumuz, bir baş, bir sağımız çizip bir formasyon oluşturabileceğini yani günlük periyottaki osilatörleri soğutmak için kısa periyotlarda formasyon üretme ihtimalini bize hatırlatıyor. Bu noktada dikkat etmek lazım. Yani hisse fiyatlaması şu an için teknik açıdan 9.010 seviyelerinde. Burada ufak bir obo düzeltiyorum. Tobo'nun sağ omuzunu yapmak için 9.02 ve 8.98 seviyelerine kadar sarkma olabilir. Buradan toparlayıp tekrar yukarı dönebilirse 9.22 direnci bu sefer daha güçlü geçilerek üst bölümdeki 9.72 direncine doğru gitme ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar. Hareket alanı teknik açıdan yukarı yönlü potansiyeli oldukça güçlü olabilecek bir hisse hareketi izleyebiliriz. Benim için şu an için negatif olarak gördüğüm tek şey RSI 50 seviyesinin altında hareket ediyor olması hissede biraz negatif etkiyi arttırabilir ama gün kapanışında ne yapacağını beklemek lazım diye düşünüyorum. Özellikle 9.22 bandını tekrar üstünde bir kapanış yapabilirse hisse fiyatlaması için oldukça pozitif olacağını düşünüyorum. Evet, Türk Sigorta oldukça ağır aksak davranan bir hisse açıkçası. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyeli olan hissede baktığımızda hemen şu bölümde son bölümde oluşturduğu bir filamamsı görüntü var aslında. Şurayı hemen bir çizelim. Şunları kapatalım çizim için daha rahat olacaktır. Yani görsel olarak baktığımızda arkadaşlar şöyle bir kendisini bir üçgen bayrak ne derseniz adına içerisine hapsetmiş durumda. Her zaman için fiyatları bu şekilde bir üçgen içerisine almak faydalı olacaktır. Teknik açıdan baktığımızda birinci dip aynı destek üzerinde defalarca temas. Buradan tepki yine bir üçgen içerisinde bir filama oluşumu var. Bu filama kırılımıyla birlikte düşen kırılımı da gelebilir. Filama içerisindeki hareketlerini yakın takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Teknik açıdan 5.08 5 günlük ortalamasının üzerinde şu an fiyat. 5 ve 4.96 önemli destek noktaları olarak takip edilebilecek bir hisse fiyatlamasında şu filamayı eğer bir şey yapacak olursak ilerletip bakalım bir hedef belirleme çalışması yaparsak şuraya koyduğumuzda hisse filama hedefi 8 liraları bize işaret eder. İlk etapta 5.38 üzerinde günlük kapanışlar yapması şartı ile. Baktığımızda Wavetrend ve RSI'miz kendi yukarı yönlü potansiyelini koruyor. RSI'nin 50 üzerinde kalması hisse için oldukça önemli duruyor. Evet arkadaşlar, 10-11 tane hisseyi kısaca değerlendirmeye çalıştık. Biraz uzadıysa kusura bakmayın. Videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz. Katıl butonuyla ve diğer özel videolarımızı seyretmek için özel bölümdeki bulunan videolara katıl butonuyla ulaşabilirsiniz.
Herkese şimdiden bol kazançlı bir hafta diliyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.